Şebnem Bursalı 26 Ekim 2022 tarihli köşe yazısı 2023 seçimleriyle birlikte başörtüsü referandumu CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun öyle açıklamaları oluyor ki gerçekten artık komik bile gelmiyor. Hafta sonu yaptığı açıklamada üniversitelerdeki başörtüsü sorununun kendisi sayesinde ortadan kalktığını buyurdu. Hay Allah'ım neresinden tutsan elinde kalıyor.'' CHP'nin kurumsal olarak başörtüsüne serbestlik getiren yasanın iptali için Anayasa Mahkemesi'ne yaptığı başvuru ayan beyan ortadayken bir insan nasıl olur da böyle bir açıklama yapabilir anlayan beri gelsin. AK Parti'nin MHP ile birlikte yasal olarak çözdüğü bu mesele sayesinde bugün ne okulda ne kamuda bir sorun olmadığı halde CHP lideri durduk yerde bir başörtüsü tartışması başlattı. Buna karşılık Başkan Erdoğan'ın anayasal düzenleme yapalım. Hatta parlamentoda çözülmüyorsa en büyük hakeme yani millete bu işi referandumla götürelim. Kararı millet versin. Resti büyük destek gördü. Bu konuda Ankara kulislerinde 2023 seçimleriyle birlikte referandumun aynı anda yapılabileceği ciddi ciddi konuşulup büyük destek buluyor. Hadi bakalım şimdi Elmi Yaman Beymi yaman göreceğiz. Kahraman Türk askeri tükrüyle boğar sizi. Gün geçmiyor ki bu devlete ve millete dil uzatanların kimliklerine, sıfatlarına şaşırmayalım. İsmince Türk ibaresi olan Türk Tabipleri Birliği'nin sözde başkanı, maalesef adaşımda olan Şebnem Korur Fincancı'nın Türk ordusunun kimyasal silah kullandığına ilişkin iğrenç iftiraları hepimizin sinir uçlarına ziyadesiyle dokundu. Hanımefendi hızını alamayıp bu açıklamayı bir de teröristlerin sözcüsü televizyon kanalı ve haber ajansına tekrarlayarak daha geniş kitlelere yaymaya çalıştı ki terör örgütünün sözcülüğünü yapan bu sözde ajans ve TV kanalı hanımefendinin haberini verirken Tabipler Birliği'nin başındaki Türk ifadesini de kullanmadı. Bütün bunlardan zerre rahatsız olmayan fincancı öldürülen teröristler için şehit ve gerilla ifadelerinin kullanılmasını da kabullendi. Fincancı'ya en güçlü destek tabii ki CHP içinden geldi. İstanbul Milletvekili ve eski Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, görüntüleri izlediğini ve konuyu meclis gündemine taşımakla kararlı olduğunu sosyal medyadan ilan etti. Hızını alamayan Tanrıkulu, Kölde Türkiye ve Türk milleti karşıtlarının düzenlediği bir konferansa gönderdiği video mesajda Türkiye'yi suçlamaya devam etti. Tanrıkulunu bu konferansta Şebnem Korur Fincancı da yalnız bırakmadı. Ve cezaevlerinde hak ihlalleri olduğu yalanına sarıldı. Gerçek hekimlerimizi temsil etmeyen Fincancı ile ilgili adalet ve yasaların izin verdiği tüm yaptırımların uygulanacağını Başkan Erdoğan önceki günkü bakanlar kurulu toplantısı sonrasında açıkladı. Adalete de gazi meclisimize de sonuna kadar güvenim tam. Ama bu alçakça iddiaları iftiraları ortaya atanlar bilsin ki bizim şanlı ordumuzun pislik teröristleri öldürmeleri için ne kimyasal silaha ne de yasa dışı hiçbir şeye ihtiyacı yok. 15 Temmuz'da bu milletin neler yapabildiğini görüp de hala aklı başına gelmeyenler bilsin ki bu milletin bağrından kopan kahramanların, peygamber ocağındaki kahraman ordumun, her Türk askerimin tükrüğü bile bu alçakları boğmaya yeter. Bu böyle biline.